Evet sevgili arkadaşlar, biliyorsunuz ki sona bıraktığımız sorular biraz daha zor. Neden? Söylüyoruz. MEB artık zor sorular soruyor. Hazırsanız başlayalım olasılık soruları çözmeye. Şimdi demiş ki yukarıdaki grafikte bulunan siyah ve yeşil renkli topların sayıları verilmiş. Siyahtan 25 tane var. Hatta yazayım şuraya. Siyahtan 25, yeşilden 45 tane. Tamam. Torbadan rastgele çekilen topun beyaz gelme olasılığı. Ha bir de beyaz varmış. Beyazdan kaç tane var bilmiyorum. X dedim. Beyaz gelme olasılığı 5/12. Tamam. Beyazların sayısı bölü tamamının sayısı. 45, 25 daha 70. 70 artı x mi olacak? Eşittir 5/12'ymiş. Tamam. İçler dışlar çarpımı yapalım. 12x eşittir 5 kere 70 350 artı 5x. Atalım bu tarafa 7x eşittir 350'den. X eşittir 50 olacaktır. Beyaz sayısını soruyor. O zaman doğru cevap 50. Bir torbada bulunan yeşil topların sayısı mavi topların yarısının 3 fazlası. Bakın bu tarz denklemleri şöyle oluşturun lütfen. Yeşillerin sayısı mavilerin yarısından 3 fazla ya. Maviye 2x deyin. Maviye 2x derseniz yeşiller bunun yarısından yani x'ten 3 fazla olacak. X artı 3. Anlaştık mı? 2x'e x artı 3. Bu torbadan rastgele çekilen bir topun yeşil gelme olasılığı. X artı 3 bölü tamamı 3x artı 3 eşittir 2/5 mi? İçler dışar çarpımı yapalım. 5 ile x artı 3 çarpılacak. 2 ile 3x artı 3 çarpılacak. 5x artı 15. 6x artı 6. 5x'i bu tarafa 6'yı bu tarafa atalım. 9 eşittir x. Torbadaki top sayısı. Dikkat edin torbadaki top sayısı bu değil mi arkadaşlar? Yani 3x artı 3 değil mi? X'e 9 verin. 27, 30 aradığımız sonuç olacaktır. 32 kişilik sınıftan rastgele seçilen öğrencinin kız öğrenci olma olasılığı 3/8. Şimdi neydi? Kızların sayısı bölü sınıf mevcudu eşittir 3/8 oluyor o zaman değil mi? Çünkü kız öğrenci gelme olasılığına K/32 dersek tüm sınıf aşağıya, kızların sayısı yukarıya. Tüm durum burada eşittir 3/8 olacak olasılık. Bakın 4 katı mı? Demek ki bu da bunun 4 katı. Demek ki 12 tane kız var sınıfta. 12 tane. Sarışın olma olasılığı 3/16. Gene bunu 32 olacak şekilde genişletin. Dikkat edin. Sınıf mevcudunu 32 yaptığınızda sarışınların sayısı ne oluyor? 6 oluyor. Gözlüklü olma olasılığı 1/8'dir. Sınıf mevcudunu 32 yapmak için 4 ile genişletin. Demek ki gözlüklü olma olasılığı 4/32. Demek ki 4 tane gözlüklü var. Peki. Bu sınıftaki erkek öğrenci sayısı A. Arkadaşlar sınıfta 32 kişi vardı. Kızların sayısı 12. Demek ki erkeklerin sayısı 20. Artı esmer öğrenci sayısı B. Arkadaşlar sınıfta 6 sarışın vardı. 32'den 6'yı çıkartın. Demek ki 26 tanesi esmer. Eksi gözlüksüz öğrenci sayısı C. Gözlüklü 4 öğrenci vardı. 32'den 4'ü çıkartın. Demek ki gözlüksüz 28. İşlemi yaptığımızda cevap kaç olacaktır? 18 olacak. Aşağıdaki tablo bir sınıftaki öğrencilerin saç rengine göre dağılımını göstermektedir. Kızlar, sarışınlar, kumrallar, esmerler. Buna göre hangisi yanlıştır? Kızlardan rastgele seçilecek öğrencinin kumral olma olasılığı. İlk önce kızların sayısını aşağıya yazalım. 10-15. Kumral olan kızların sayısı 5. Sadeleştirirsek 1/3. Doğru. Erkeklerden rastgele seçilen birinin esmer olma olasılığı. Erkeklerin sayısı 18. Bakın 3, 7 daha 10, 8 daha 18. Esmer erkeklerin sayısı 3. Sadeleştirirsek 1/6. Bu da doğru. Rastgele seçilen bir öğrencinin erkek olma olasılığı kız olma olasılığından daha düşüktür. Eğer erkeklerin sayısı daha az ise dediği doğru. Ancak erkeklerin sayısı 18. Kızların sayısı 15. Dolayısıyla rastgele seçilen bir öğrencinin kız olma olasılığı daha düşük. O zaman burası yanlış. Son maddeye de bakalım. Rastgele bir öğrenci seçildiğinde sarışın erkek olma olasılığı esmer kız olma olasılığından farklıdır. Sarışın erkek 7/18. Esmer kız 4/15.
Doğru. Dikkat ederseniz bunları ortak payda 90'da genişletebilirsiniz. Bunu 5 ile bunu 6 ile çarparak 35 bölü 90 büyüktür 24 bölü 90'dan. Öyle değil mi? O zaman yanlış cevap C. Fatih Bey dik kenarı 16 metre ve uzun kenarı 20 metre olan üçgen şeklindeki bahçesinin içine kenarı 4 metre olan kare şeklinde havuz yaptırmıştır. Bu bahçeye atılan bir taşın havuza düşme olasılığı kaçtır? Bunu bulmak istiyorsanız şunu yapacaksınız. Aşağıya tüm havuzun alanı, yukarıya ise tüm bahçenin alanı aşağıya, yukarıya ise sadece havuzun alanı. Şimdi burası 16, burası 20 ise Pisagor'dan şuraya x diyelim. 3, 4, 5 üçgenini bilenler hemen buraya 12 demiştir. Ama Pisagor'u bilmeyenler, 3, 4, 5'i bilmeyenler için şöyle yapalım. 20'nin karesi neydi arkadaşlar? Dik kenarların karelerinin toplamıydı. Yani 400 eşittir 256 artı x kare. 256'ya attığınızda çıkartma 144 eşittir x kare. X kaç olur? 12. Peki bir üçgenin alanı nasıl bulunuyordu? Dik kenarların çarpımının yarısı. 12 çarpı 16 bölü 2'den 96. Demek ki aşağısı 96 olacak. Yukarısı da karenin alanı. 4 çarpı 4 16. Sadeleştirirsek 1 bölü 6 aradığımız sonuç. Ve bir diğer sorumuz. Havaya atılan iki paranın ikisinin de üst yüzüne aynı şeklin gelmesi olasılığı kaçtır? Hemen söyleyelim. İki parayı havaya attığınızda ya yazı yazı gelecek, ya yazı tura, ya tura yazı, ya da tura tura. Bakın 4 tane durum var. Peki kaç tanesinde her ikisi de aynı? 2 tanesinde. O zaman aynı yüzlerin gelme olasılığı 2 bölü 4 yani 1 bölü 2'dir. Adam diyor ki aşağıdakilerden hangisi bununla eş olasılıkta değil? Yani sonucu farklı. Havaya atılan paranın tura gelme olasılığı 1 bölü 2'dir. Aynı. Rakamlardan rastgele seçilen birinin asal rakam gelme olasılığı. Rakamları yazalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 tane rakam var. Kaç tanesi asal? 2, 3, 5, 7, 4 bölü 10, 2 bölü 5. Bu farkı. Yine diğerini bulalım. Havaya atılan zarın üst yüzüne gelen sayının çift sayı olması. Zar attığımız için 6 durum var. Çift olan 3 tane yüzü var. 3 bölü 6 yani 1 bölü 2. Bu da doğru. Havaya atılan biri paranın yazı gelme olasılığı. Bu zaten 1 bölü 2'dir diyebiliriz.